Merhaba arkadaşlar, ismim Cihan Karabul. Daha önce Excel videoları çekmeye başlamıştım dünle birlikte. Ya da bir önceki gün olması lazım, bilemiyorum tam olarak. Yenisini eklemeye karar verdim bugün. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Eğitici olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Şimdi ekranın solunda Excel, sağında Visual Basic for Applications uygulaması var. Normal Excel ekranınıza sağdaki uygulamayla, yaptığınız yazılımla, yazdığınız kodlarla bir şeyler yaptırabiliyoruz. Ve bildiğimiz üzere bundan daha önce birazcık bahsetmiştim. Şimdi buradaki örnekte ne yapacağız? Programın adını ben sıralama programı olarak yazdım. Büyükten küçüğe doğru soldaki sayıları bir sağdaki hücre, yani A sütunundaki sayıları B sütunundaki hücrelere büyükten küçüğe sıralamak suretiyle yazdırıyoruz. Bunu tabii Excel kendi de yapabilirdi. Yani filtrelerden siz büyükten küçüğe sıraladı diyebilirdiniz ama tabii ki bunu yazılıma yazmak da hani uygulama açısından, pratik açısından önemli. Şurada bir 9 ibaresi var. Bu ne? Bundan bahsedeceğim biraz sonra. Ve şurada da kodlarımız mevcut. Hemen ben yeni bir modül açarak, modül diyerek yavaş yavaş başlıyorum. İsterseniz şuradaki sayıları komple temizleyelim. Şurayı komple siliyorum ve sağ tıklayıp hücre biçimini nasıl kaldırıyorduk burada? Herhalde şuradan diyeceğiz. Giriş bölümünden gelip şuradan dolgu yok diyebilirim. Evet, bu da bir yöntem. Şimdi arkadaşlar herhangi sayılar yazalım buraya. 12, 24, 5, 8, 9 vesaire. Burada büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Nasıl yaparız biz? Öncelikle sağ tarafta sub ismini veriyorum. Daha doğrusu sub'la başlıyordum zaten. Sıralama diye bir ad koydum. Parantez aç kapa dedim. Ve end sub'ı zaten otomatikman koydu. Enter'a bastığım anda. Şimdi diziler diye bir kavram var yazılım sektöründe. Dizi ne demek? Aslında grup demek, küme demek kısacası. Biz buna dizi diyoruz genellikle. Yani duyarsanız internetten izlerken veya bir eğitim kitabında. Dizi kavramını çok fazla duyacaksınız. Bu bir grup anlamına geliyor dediğim gibi. Ben A hücresinde bulunan sayılara bir grup ismi vereceğim. Bir dizi ismi vereceğim. Burada dizinin dizi olduğunu tanımlayabilmek içinse dim adını koyuyoruz ve sayılar diye bir dizi ismi veriyoruz. Parantez açıp bu sayıların kaç adet olduğunu ben programa söyleyebiliyorum. Diyorum ki sayılar şu anda 5 adet. Hemen bunu şöyle yapabiliriz. Bu sayılar hücresinin, daha doğrusu dizisinin ben 3. elemanını merak ediyorum. Şu an 3. elemanının 5 olduğunu ben burada biliyorum ama burada yazılıma bunu aktarmam lazım. Şöyle bir döngü yapabilirim. Döngüyü dün anlatmıştım size. For x eşittir 1 to 5, yani 1'den 5'e kadar git. Hemen next x diyorum buraya. Arasına ise yazacağım kodları bana döndürecek sürekli. Şunu söyleyebilirim. Sayılar i, aslında bunu birazdan yapayım. I değil, x olacak bu arada. Şunu birazdan yapalım. Sayılar dizisinin 3. elemanı eşittir. Sayfa 1.cells, yani sayfa 1'de bulunan sheet 1, yani şurada yazan aslında sayfa 1, biraz daha genişletecek olursak sheet 1 parantez içinde yazıyor. Parantez aç. Ben 1'e 3, özür dilerim, 1'e 3 mü oluyor? Hayır, 1'e 3 olmuyor. 3'e 1 oluyor. 3. satır cells dedim. 3. satır 1. sütundaki değeri gel buraya aktar ve message box'la bana sayılar parantez aç 3 elemanını göster diyorum. Hemen çalıştırdığımda bana message box'la bunun 5 olduğunu vermiş oluyor. Ben buraya 4 4 dersem 4 olur. 8 olur cevabımız. Peki diyelim ki ben bunu tek tek mi yazmam gerekiyor? Yani diyelim ki 100 tane sayımız var. 100 kere mi yazacağım? Hayır. Döngü olayı işte burada. Hemen for diyorum. X eşittir 1 to işte 5 5 dedik. Ve next x diyorum buraya. Yani bir sonraki x'i geri dön. Birinci değerden başla. 2 3 4 5 diye geri dön. Dolayısıyla ben buraya 3 yerine gelip x yazarsam, Cels yerine x yazarsam ve message box'ı buradan kapatıp ya da koparıp diyelim, Ctrl X, Ctrl V diyelim. Message box 3'ü bana göster mesela. Message box 3 derken yani dizilerin 3. elemanını göster.
diyebilirim. Şu anda bana yapacağı şeyi şuraya bir kontrol noktası koyarak başlıyorum. Aşağıda bakın View bölümünden açabileceğiniz Locals Window diye bir seçenek var. X'in şu anda boş olduğunu söylüyor. F8'e bastığım anda X'in 1 olduğunu, mouse imlecinin ucuna bakarsanız X'in 1 olduğunu hatta modül 2'yi de açayım şöyle. Sayıları burada göstermiyor mu? Evet, göstermiyormuş. Çok önemli değil. X'in 2, X'in 3, 4, 5 olduğunu ve aşağı geçti. Bana sayılar 3'ün tekrar 5 olduğunu gösterdi. Burada sayılar 4 derseniz kontrol noktasını kaldırıp bu programı durdurup çalıştığınızda bana 8 olduğunu söyleyecek. Bu aşağı doğru uzayabilir. Peki, hemen sıralama yapmadan önce şunu söyleyelim. Diyelim ki benim dizim genişleyebilen bir dizi ise, yani ben buraya gelip ne bileyim 10 diye bir rakam eklersem ne olacak? Diziler içerisinde yazılacak mı yazılmayacak mı? Şu durumda yazılmıyor. Çünkü ben bunun 5 elemanı olduğunu söyledim. Ama ben bunu eğer genişleyebilen bir dizi tanımlamak istiyorsam tanımlayabilirim daha doğrusu. Cümleyi yanlış kurdum. Tanımlayabilirim. Genişleyen bir dizi olduğunu söyleyebilirim programa. Bunun için dim yerine ben redim yazıyorum bir kere. Ve redimden önce gelip benim aslında buranın genişleyebilir olduğunu tanımlamam lazım. Nasıl olacak bu? Şimdi genişleyebilir olması ne anlama gelir aslında bakarsanız? Satır sayısının artması anlamına gelir. Eğer ben şuraya herhangi bir yere eşittir bağ yazarsam bakın ne diyor? Aralıkta boş olmayan hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. Yani eğer aşağı kadar 100 tane hücrenin full doluysa burada 100 yazacaktır. Çift tıkladım ve dedim ki A sütununu komple bana say. Cevap olarak 6'yı verdi. Geliyorum buraya bir şeyler yazıyorum. Gördüğünüz gibi burası da orayla birlikte artmış oluyor. Ya boşu saymadı bakın. Boşu doldurursam geldi buraya tekrar saydı. Bu arada 2 tane 2 olmuş oldu. Nasıl işlem yapacağınızı programa söyleyeceğim. Peki ben hemen şuraya gelip A diye bir değişken tanımlarsam A eşittir. Sayfa 1.cells 1'e 5 hücresini gel bana A olarak tanımla diyorum ve sayılar yerine artık gelip A dersem ve for döngüsünde 5 yerine A dersem bana artık bütün sayıları benim dizimin içerisine yerleştirmiş oluyor. Bu işin birinci kısmı idi. Şimdi yaptığım şey temel olarak şu. İlk olarak birinci sütunda bulunan yani A sütunda bulunan sayıları ben grupladım. Yani şu anda şu vaziyette 10 tane elemanın bir dizi içerisinde bulunduğunu programa söylüyorum ve bu dizinin adı sıralama dizisi. Peki bunları ben büyükten küçüğe nasıl sıralayacağım? Bunlar için bir for kullanacağım, bir if kullanacağım ve sonrasında gelip B hücresine bunları büyükten küçüğe doğru sıralamış olacağım. Şimdi sıralı diye bir redim tanım, daha doğrusu dizi tanımlıyorum. Redim diyorum. Sıralı. Bunun eleman sayısı da soldakiyle aynı. O yüzden A dedim. Peki aşağıya indim. Artık bunun altlarına yazmam lazım sıralının gerektirdiklerini. Çünkü bir kere burası ne oldu? Soldaki hücrelerin A sütununda bulunan hücreleri benim dizime yaz demiş oldum. Artık geliyorum bunları sırala diyeceğim. Şimdi elimizde bizim herhangi bir sayı olduğunu düşünün. Buna bir sayı diyorum ben. Sayı eşittir sıfır olsun. Ben sıfırıncı sayıyı, daha doğrusu sıfır rakamını gelip buradakilerle karşılaştıracağım ve sıfırdan büyük olan sayıları bana bul diyeceğim. Nasıl? Aslında hepsi sıfırdan büyük diyeceksiniz. Şöyle ki, örnek olarak nasıl yapalım? If diyelim, sayılar mesela 1 diyelim buraya. Yani 1 sayılar mıydı bundan? Evet. Sayılar dizisinde bulunan birinci eleman ki 12 bu gördüğünüz gibi. Neden? Buradan geldi buldu. If sayılar büyük diyelim. Sayı ise den o zaman benim yeni sayı değerim sayı eşittir. Sayılar 1 olsun. Hemen bunun uygulamasını message box'ta gösterelim. Message box sayı diyorum. Bakın yapacağı şey şuraya geldim. Kontrol noktamı koydum ki şuraya end if yazmayı unutmamam lazım. Hata verecektir. Hemen bakıyorum. Geldim buraya kadar. Bakın x'in 11 olduğunu vesaire. F8 ile geçtim. If sayılar büyük sayı ise bakın sayılar diye buraya bir bölüm koydu. Şu anda sayılar 1'in 12 olduğunu
ama sayının şu anda sıfır olduğunu söylüyor. Bir sonraki hücreye geçtiğimde dedim ki sayıyı gel sayılara eşitle. Sayılar 1'e eşitle. Hala şu anda sıfır. Bakın mouse'un ucuna bakarken ben F8'e bastığım anda sayılar 1 dizisinin elemanını, birinci elemanın sayıyı eşitlemiş oldu. Yani sayı artık 12 olmuş oldu arkadaşlar. Peki bu sadece birinci eleman için geçerli. Ben eğer ki bunu bütün diziye yayacak olursam, ki bu da for döngüsü olur yine. Şuradan kontrol noktasını kaldırıyorum. For diyorum. Buna da A demedik, B diyelim. Eşittir 1 to A'ya kadar. Şuradaki A'ya kadar bakın. A neredeydi? Şuradaydı. Hemen şunu birazcık indirelim. Ve sayılar yerine A koyup, buraya da A koyup, and if'ten hemen sonra next A demeyi unutmuyorum. Message box'ı şimdilik kaldıralım. Yaptığım şey artık şu olmuş oldu. Gel bütün dizinin elemanlarını bir bak bakalım ne durumda. Şimdi şöyle olacak. Hemen şuraya kontrol noktasını koyarak geldim buraya kadar. Bir problem. B demem gerekiyor. Çok özür dilerim. A değil. Çünkü B dedik buraya. Evet. Durdum. Tekrar geldim. Bana yine sayıları verecek. Bakın ben sayı yerine 0. Sayılar 2. Neden birden başlamadığını düşünüyorum. Sayılar 2. Neden acaba? A değerini bir bulalım şuradan. A'yı 10. Şimdi şurası A olmuş oldu. Tamam. A. Evet. Burası niye öyle oldu? Bir düşünelim. Çok özür dilerim. Burası A olmayacak. Burası B olacak. Çünkü bizim değişkenimiz B artık. Çünkü for B için dedik. A diye bir değişken yok. O yüzden hata verdi. Devam ediyorum. Evet, B'yi şu anda 1 olarak aldı. Sayılar 1, 12 dedi. 12 büyük 0 ise evet gel yeni sayı değerimi benim 12'yi eşitle. Hemen geçiyorum. Bakın sayı 12 oldu. Artık yeni sayı değerim 12. Bu döngü buraya döndüğü zaman 12'yi hafızasında tutacak. Devam ettim. Sayı değeri 12 iken ikinci sayı değerim benim, daha doğrusu dizi değerim 24. Evet yine büyük ve yine tuttu. Ama üçüncü artık sayı 24 olacak. Sayılar 3 dizisinin, yani sayılar dizisinin üçüncü elemanı 5 olacak. Bu cümleyi çok kuramıyorum nedense. Sayılar 3 diyorum sürekli. Her neyse 5 büyük olmadığından dolayı 24. Atlıyor bakın direkt end if'e geldi. Şunu yapmadı. Yani yeni sayı değerimi 5 yapmadı benim. Derken bütün hücrelere bakacak 24'ten büyük olan var mı? Varsa bulacak, yoksa bu döngüyü bitirecek ki olmadığı için aslında döngüden çıktığı zaman evet sayı değerimizin bizim 24 olduğunu, şuraya message box sayı yazsaydım bana 24 olduğunu söylemiş olacak idi. Artık en yüksek değeri ben bulmuş oldum. Peki en yüksek değeri bulduktan sonra ne yapmasını istiyorum? Sayfa 1.cells dedim. 2'ye, daha doğrusu birinci satır ikinci sütuna gel, bunu sayı olarak, yani sayının son değeri 24 olarak yaz. Bakın kontrol noktasını kapattım, çalıştırdığımda 24 geldi buraya, yazmış oldu. Şimdi yapacağım şey ise ben aslında bu döngüyü tekrar yapıp ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satıra yaz demem gerekiyor. Bunu yapabilmem içinse yine buraya bakın birinci hücreye yaz dedim. Yine 2'ye 3'e tek tek yazdırmamam, yine bir döngüye sokmam lazım. O zaman buna geliyorum ben şuraya. Neden buraya olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. For t eşittir 1 to a dedim. Şuraya t diyorum. Buraya da next t dedim. Bakın şu bölümü komple seçip taba bastım. Şöyle yanda kalsın. Şu for döngüsü t ile başlayıp t ile bitiyor. Bu for döngüsü b ile başlayıp b ile bitiyor. Yani bu for döngüsü program yukarıdan aşağı satır satır mantıkla ilerliyor. Next x'e geldikten sonra for t'yi 1 aldı. Sonra for b'yi 1 aldı. Bu döngüyü çalıştırdı. B2 oldu. B3 oldu. B a olana kadar. A kaçsa 10 burada. Bu döngüyü tamamladıktan sonra şuraya satır t ve 2'ye geldi, sayı değerini yazdı, t'yi 2 aldı
Yine burayı çalıştırdı, çalıştırdı, çalıştırdı. Şimdi bu halde yaparsam eğer ben her hücreye gelecek 24 yazacak. Hemen bunun kontrolünü yapıyorum. Bakın 24 yazdı hepsine. Neden? Çünkü her seferinde sayılar dizisinin en büyük elemanını 24 buluyor program. Çünkü şurada bir değişiklik yapmadım ben. Her seferinde 24 buluyor. Mantıken her seferinde 24 en büyüğü. Ama benim burada küçük bir oyun yapmam gerekiyor. Nasıl bir oyun yapacağım? Ondan önce isterseniz sistemi tekrar anlatayım ben. Şurayı temizliyorum. Burayı durduruyorum. Bakın buraya kadar çalıştırdım. T'ye 1 verdi. For T döngüsüne girdi. Sonra B'ye 1 verdi. B döngüsüne girdi. Geldi baktı sayılara. 24'ü buldu. Bakın şu an F8'i hızlı hızlı basıyorum. Devam ediyorum. Aşağıya geçti. Bu satırı şu anda çalıştırıyor. Dedik ki T'yi 1 aldı. Yani 1'e 2 hücresine gel sayı değerini yani 24'ü yaz. Geldi buraya yazdı F8'e bastığım zaman. Sonra geri döndü T'yi 2 aldı. Bakın T artık 2. Tekrar buraya girdi. Tekrar 24 buldu. Artık benim burada bir şeyler yapıp döngüye başladığım zaman bir şeyleri değiştirmiş olmam gerekiyor ki 24'ü artık bulamasın. Şimdi 24'ü bulmaması için şöyle bir yöntem bulabiliriz. Eskiden benim 24, eskiden değeri 24 olan sayım artık 0 dersem eğer buraya, yani şöyle ki gelip buraya isterseniz bir şekilde 0 yazdırırsınız, istemezseniz de bunun gerçek değeri 0'dır dersiniz arka planda. Programda bir sonrakinde bunu 24 olarak değil de 0 olarak algılar. Dolayısıyla bir sonrakinde artık burayı 0 göreceğinden dolayı en yüksek değeri 24'e en yakın olan buradaki uygulamamızda 12 değerini gelmiş almış olacaktır. Peki ben nasıl 24 değerinin 0 olduğunu bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Ben 24 değerinin sayılar dizisinin kaçıncı elemanı olduğunu biliyorum. Yani soldan baktığım zaman ikinci elemanı olduğunu biliyorum. Ama programa bunun ikinci elemanı ya da üçüncü, dördüncü bunun yeri değişebileceğinden dolayı programa benim bir şekilde bunun ikinci elemanı olduğunu parametrik olarak ispat etmem. Yani A'ya, B'ye, X'e, Y'ye bir şeye bağlamam lazım ki yarın bir gün A, B, X, Y neyse bunun adı değiştiğinde yani 24'ün yeri değiştiğinde A, B'nin yeri de değişsin ya da 24'ten daha büyük bir değer geldiğinde A, B de ona göre yeni değerini almış olsun. Şöyle ki ben aslında ikinci değer olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Bakın şurada ben dedim ki sayılar elemanı eşittir. Sayılar dizisinin ikinci elemanı olduğunu program bana şuradan zaten B'den söylemişti. Nereden söyledi? Hemen durduruyorum, çalıştırıyorum tekrar. Geldim B'yi 1 aldı. Şu anda B 1. Sayılar 1 bakın 12. Güzel. Büyük 0 mı? 0 gayet iyi büyük. Geldi 2'yi aldı. Bakın şu anda B 2 oldu. Evet 2 iken artık daha büyük bir değer olmadığını ben soldan gördüğüm için B'nin ikinci elemanı, B'nin 2 eşit olduğunu burada biliyorum. Dolayısıyla gelip ben şu alta o B'yi tutturmam lazım bir değişkende. Şöyle diyebilirim. Atıyorum K diye bir değişken eşit B olsun dedim. Yani K artık benim 2 değerine sahip olan yeni değişkenim oldu. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bu benim şu işime yarayacak. Eğer gelip benim bunun altına sayılar K elemanını sıfıra eşitle dersem şayet ne olmuş oldu? Burada artık K elemanı geldi 2 olarak şuraya. Çünkü for döngüsünden çıktı bu. Çıktıktan sonra K yerine 2'yi koydu. Sayılar 2'nin gerçek değeri 0. Ama ben bakın şey demiyorum. Ha, git yerine yaz demiyorum. Yani şunu da diyebilirim. İşte sayfa 1 nokta işte cells bilmem kaçıncı hücre eşittir sayılar K dersem evet bu sefer gelir gerçekten 0'ı yazar. Ama ben sadece arka planda sayılar 2 değeri artık 0 kardeşim. Bir gelip bunu 24 olarak okuma diyorum. Ve başa döndüğünde artık burası next T dediğinde sayılar K isimli değişkenin benim 0'a eşit olacağından dolayı herhangi bir problem yaşamayacağımızı ben düşünüyorum. Bir daha kaldırıp şu döngüyü komple çalıştırmış olalım. 24 buluyor hala. Bir bakalım sebebi neymiş. Sayılar K'yı geldi 0 yaptı. 24'ü next T dediğinde şuraya geri dönmüş oldu. Hemen burayı temizleyelim. Bakın bazen bu yazılımlarda böyle olur. Yani hatalar olur, eksikler olur. Bunu anlamanın yolu debug etmektir.
debug etmekte. F8'de yani bir yere nokta koyup, pardon, evet, şöyle çalıştırıyorum. Geldi, dizilerin elemanlarını atadı. Sonra T döngüsüne ve sonra B döngüsüne girdi. Şuradan bakın K'yı aşağı indiriyorum. Şöyle yukarı çıkartayım bunu. Şöyle de aşağıya indireyim. K2 bulduk. Şu anda K2. K2 buldu. Bakın K değişmiyor. 2 de şu anda. Çünkü en büyük değer 2 de. O yüzden arada atıyorum 48 ya da 50 gibi bir değer 5. cüzde olsaydı K'yı 5 bulacaktı. Ona da bakacağız birazdan. Evet. Ne zaman çıkacak ben de merak ediyorum. Bu arada T'yi 2 yapmış. Burayı kaçırdık. Şöyle geri alabilir miyiz acaba bunu? Bir daha çalıştıralım. Çok önemli değil. Evet. Şu anda T1'de B, evet, B10 oldu. Güzel. Şu an 24'ü yazdı. Sayılar K eşittir 0 oldu. Yani sayılar 2 değeri eşittir 0 oldu. Gayet güzel. Artık sayılar K, yani sayılar 2 eşittir 0. Burası 0 oldu. Geri döndü B'ye. B'ye geri döndükten sonra, daha doğrusu T'ye tekrar girdi buraya. 12, sayı 24. Evet, problemi buldum. Problemi buldum. Biz sayı değerini şuraya geri döndüğümüzde tekrar sıfırlamamız lazım. Dolayısıyla aslında şuradaki sayı değerini ben şuradan kontrol X deyip şuraya yapıştırırsam, çünkü sayı değerini unuttuk. Yani sayı değeri 24'te kalmış oldu. Sayı 24'te kaldığı için döngüden çıkmadığından dolayı hep 24'te kalıyor. Ama döngüye girdiğinde ben sayıya tekrar sıfır dersem mantıken, şimdi problemimiz çözüldü arkadaşlar muhtemelen. Durduruyorum çalıştırdığımızı. Bakın 24, 10, 12, 8 vesaire diye gidiyor. Evet, şurası küçük bir atlamamız olmuş bizim. Çünkü ben ne dedim? Sayı değerini gel sayılar, yani sayılar B'yi gel sayıya eşit dedim. 24'ten daha büyük bir değer olmadığı için elimizde. Tabii 24'ten daha büyük bir değer olmadığı için şu şartı sağlayamıyor. Dolayısıyla bunu yapamıyor. Direkt buraya atlıyordu. Yani hiçbir şekilde döngü değişmeyecek. En büyük sayıyı buldu ve o şekilde devam ediyormuş gibi olacaktı. Ama ben sayıyı gelip buraya yazdığımda problemimiz gayet net bir şekilde çözülmüş oldu. Güzel tarafı şu buranın, dediğim gibi A değeri değişken olduğundan dolayı şuradan kaynaklı. Yani ben yarın bir gün gelip buraya 1, 50, işte 58 gibi değerler yazdığımda ve tekrar çalıştırdığımda bakın 58'i 50'yi yukarı yazmış oldu. Bunu şöyle yapabiliriz. Artık bu arada videomuz sona erdi. Ben ekstra bir bilgi vermek adına şöyle bir şey yapacağım. Geliyorum. Modül 2 bu arada bunun adı, sıralama isimli makromuzdu bizim. Geliyorum şuraya. Artık çift tıklayabilirim. Ekle deyip herhangi bir şekilden, ne bileyim, şöyle bir buton, daha doğrusu şöyle bir şekil ekliyorum ben buraya. Buranın adı ne olsun? Bas olsun. Şunu ortalayalım. Giriş dedim. Evet, şuraları ortalıyorum. Ne bileyim işte, bunu büyük harf yapabilirsiniz. Rengiyle oynayabilirsiniz vesaire. Büyük harflerle bas, çalıştır, neyse artık bunun adı dediniz. Biraz daha büyütelim şöyle. Homojen büyümüyor mu? Çiftle mi? Evet, çifte basarsanız homojen büyüyecek. Gelip buraya sağ tıklayıp makro ata derseniz, bakın sıralama isimli makroyu ben buraya atıyorum. Gelip şunları değiştiriyorum. Araya işte, ne bileyim, şurası 45 olsun, şurası 32 olsun, 100 olsun vesaire dedim ve bas çalıştır dediğim zaman bakın artık burası bas çalıştır düzeltiyor, gördüğünüz gibi. Evet, düzeltmiş oluyor. Hatta şu hücreye gelip koşullu biçimlendirme deyip ilk 10 var mıydı, böyle bir özellik vardı sanırım. Üst alt kuralları, yani ilk 10 ögeyi bana ya da ilk 5 ögeyi bana koyu sarı dolgu şöyle özellik çıktı ama önemli değil, şu kalabilir. İlk 5 ögeyi bana yaz diyorum. Bakın gelip şuraya 105'e ekliyorum. En üstte 100 var, çalıştığında 105 bakın buraya çıkmış oluyor. Bana ilk 5 değeri farklı bir şekilde getiriyor. Şurayı da isterseniz gizlersiniz. Sanki orası hiç yokmuş gibi çalıştırdığınız zaman
gayet güzel bir şekilde burası çalışmış olur arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Dediğim gibi ben de yeniyim. Benim de hatalarım olacak. Beraber öğreniyoruz. Kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.